İsmail Hakkı Paşam, ne Çok özür diyorsunuz? dilerim. İsmet'te Buyurun. Ne kadar karşılık bulduysa onda Burada da karşılık bulur. Yani burada da o kadar hayal karşılık diyorsunuz. bulur. Hayaller öyle çalışsın yani Peki. şey yapsın. Sayın Pekin, ne diyorsunuz Yani bu konuda şunu söyleyebilirim. Ben tabii Amerika Birleşik Devletleri bir defa yani bu Adalar Denizi'ni kontrol etmek suretiyle Rus doğalgazının gemilerle yahut da işte şeyin LNG'nin gemilerle şeye gitmesini, boru hatlarıyla Türkiye üzerinden Avrupa'ya gitmesini önlemeye çalışıyor. Bunun için de işte Dede Ağaç'a böyle bir şey yapıyor ve Doğu Avrupa'ya LNG'ler vasıtasıyla gelecek. Aynı şeyi İspanya'ya yaptılar. Yine başka bir yol, yani Türkiye'nin hap olmasının dışında Türkiye'ye rekabet, İsrail gazının gitmesi var. Bu Türkiye üzerinden mi olacak, başka türlü mü olacak bilmiyoruz. Bir de Mısır civarına çıkan gaz var. Mısır, Libya, İtalya bağlantılı. Böyle bunlar üzerinde çalışılıyor. Yani bunları hafife almamak lazım aslında. Bu konulara bak, Türkiye'nin de konuya bakması lazım. Türkiye tabii daha çok şeylerle, Avrupa ülkeleriyle görüşüp, çünkü onlarla görüşmeden Türkiye'nin bir doğal gaz merkezi olması çok zor. Onlarla görüşüp Almanya ile diğer ülkelerle ortaya çıkacak tasarrufu, karı. Çünkü büyük ihtimalle önümüzdeki günlerde Avrupa ülkeleri şunu yapacaklar. Oturup hem enerji bazında hem de gıda güvenliği bazında, gıda bazında oturup yeni baştan bir hesaplama yapacaklar. Çünkü yani benim takip ettiğim, yani bir kısmı onların duyduğum, bir kısmı takip ettiğim konular var. O konuların bir tanesinde önümüzdeki 2022-2023'te özellikle kışın çok önemli bir salgının geleceği tekrar. Ve bu salgının insanları, özellikle yaşlıları ve hastaları oda sıcaklığının altındaki, yani doğal gaz olmadığı için, az olduğu için oda sıcaklığının altında olanları vuracağını, bu konuda tedbir almaları gerektiğini, özellikle enerji ve gıda konusunda böyle bir çalışmaları var. Bu çalışmalara bakıp Türkiye'nin, yapıyorlardır büyük bir ihtimalle yani biz konuştuğumuza göre, ama Türkiye'nin mutlaka Avrupa ülkeleriyle görüşüp bu konuyu esasa bağlaması bence çok önemli. Yani sadece bizim için değil, doğalgaz hapı olmak istiyorsak büyük ihtimalle onlar da girecekler. Bu konu çok önemli. Çünkü bu konu üzerinden de... Yunanistan'ın söylediğinin bir manası var mı Sayın Pekin? Ülke güvenliği ve yeni dünya düzeni bu konu üzerinden düğümleniyor. Bu konuyla beraber, evet. Bu Yunanistan'ın söylediğinin bir mantığı var mı? Yani Yunanistan'ın söylediği bir mantığı yok. Ama Yunanistan'a bunu söyletenler var. Evet. Yani şöyle bakmamız lazım. Şu anda LNG limanı haline getirildi orası. Yeni çok büyük bir depo yapılıyor. Yani Doğu Avrupa ülkeleri 8-9 ülkenin LNG karşılamak üzere ve LNG de Amerika'dan gelecek. Amerika'dan, işte Libya'dan, nereden gelecek. Onun için Türkiye'nin hem hap olması hem yani tabii Yunanistan'a doğal gaz başka bir yerden gelmez. Ancak gemiyle gelir. Çok pahalı. Yunanistan'ın özelliği ne? Çok sayıda gemisi var. Şu anda zaten bu tağıllar, şunlar bunlar Yunan gemileriyle taşınıyor. Ama dünyada miktarı çok az. LNG taşıyacak gemi miktarı tabii. Çok az. Onu geçirtecek, limana götürecek mi? O konuda çalışma yapabilir. O konuyu arttırabilir. Çünkü şu anda dünyanın bir numaralı nakliye filosu Yunanistan sahibi. Yani bunu böyle Peki. bak. Peki. Yani belki o anlamda bir şeyler söylüyorlardı. Evet. Bu işin kurulması vesairesi falan, o da var. O ayrı bir konu. Evet. İkinci bir İsmet mi bakacağız, takip edeceğiz, ama öyle bir hevesi var. Evet. Türkiye'nin yani Türkiye olmasın ben olayım diye bir adım öne çıktı. Pek çok konuda olduğu gibi.